Merhaba canım. Dün havaalanında göremedim seni. Ben gördüm. Ya. Şimdi anlıyorum. Yanımdaki kadınla çocuğu benim zannettin herhalde. Görünmeden kaçtın öyle mi? Değil miydi? Böyle mi ayrılmıştık? 2 yıl sonra böyle mi kavuşacaktık? Senin karın... senin çocuğun değil miydi? Bir yerde oturup konuşalım. En iyisi bir sahilde yürüyelim. Sen deniz kıyısını seversin. Bana yalan söyleme. Evlendin değil mi? Evet. Mutlu olmanı dilerim. Benim mutluluğum ancak senin yanındadır. Karınla çocuğunla dönüyorsun. Bir de beni çağırıyorsun karşılamaya. Niyetin hepimize oyun oynamaktı. Karın yabancı bir kız herhalde, Türkçe bilmiyor. Ben de yabancı dil bilmiyorum. İkimize de ayrı ayrı yalan söyleyecektin ama olmadı. Önden yürüdün, atıldı koluna girdi. Her şeyi bozdu, değil mi? Uzak bir ülkede, genç bir erkek tek başına yaşarken böyle bir hataya düşebilir. Affetmelisin. O kızla basit, geçici bir münasebet kurmuştum. Sonra hamile olduğunu söyledi. İnan bana sevgilim. Çocuğu da mutlaka dünyaya getireceğini söyledi. Beni mecbur etti. Böyle olmasını istememiştim. Gerçekten pişmanım. Gerçekten ıstırap çekiyorum. O sadece çocuğumun annesi. Sen dünyada sevdiğim yegane varlıksın. Kısa bir süre sonra boşanacak, seninle evleneceğim. Seni sevmiş, sana inanmış o kadın. Evini, ailesini bırakıp buralara gelmiş. Bile bile nasıl koparıp ayırırım? O çocuğu nasıl babasız bırakabilirim? Kendini, beni düşün. Bunu sen düşünmeliydin, bitti. Sana ait ne varsa bitti içimde, yandı kül oldu artık. Benim için yoksun! Canan! Koşmayın! Durun biraz, soluklanın! Sizi bulamaz, kaybetti. Bulsa da korkmayın. Şurada çalışırım ben, gemi havuzunda. Tesadüfen gördüm. Neler konuştuğunuzu da tahmin ettim az buçuk. Hava meydanındaki herif değil mi o? Erkek milletinin de, kadın milletinin de canını okumalı. Birbirimizi kahretmek için yaratılmışız. Fazla laf bilmem. Hele şu ara kadınlara da öfkeliyim ama... sizin haliniz çok dokundu bana. Bir de... çok güzelsiniz. Boş verin, üzülmeyin. Söyleyeceğim bu kadar çıktı. Bu belaya Vedat sebep oldu. Bir kız yüzünden takışmıştık Paris'te. Beni sevmezdi. Evlendiğimi duymuş, bir kötülük daha yapmak için döneceğimi bildirmiş Canan'a. Sevişliğimizi, mektuplaştığımızı biliyordu. Aksi gibi uçakta bizden başka İstanbul yolcusu da yoktu. Nasıl kahrolduğumu bilemezsin o gün. Madem ki seviyordun, niçin evlendin? Madem ki evlendin, niçin gizlemedin? Karını bir müddet Fransa'da bırakır, tek başına gelebilirdin. Eşeklik ettim. Karım mutlaka benimle gelmek istiyordu. Mani olamadım. Babasının koskoca bir serveti var. Tasarladığım o büyük, o zengin hayatı karımın sayesinde yaşayacağım. Mecbur olmadıkça da boşanmaya niyetim yok. Öyleyse Allah ayağına dolaştırdı demek lazım. Yazık değil mi Canan'a? Sen baba parasıyla hazır yaşamaya alışmışsın. Senede birkaç ay İstanbul'un tadını çıkartır, arazilerine dönersin. Bu işlere aklın ermez. Birinin parası, öbürünün aşkı. Sabırlı olacağım. Öyle çalımlar atacağım ki... sonunda inanacak, affedecek beni. Aslında Canan'ı seviyorum, biliyor musun? Ama tek başına aşk yetmiyor. Bir de para diye bir şey var yeryüzünde. Yarın acıklı bir mektup yazayım, bir bukette çiçek göndereyim... gönlünü alayım kızcağızın.
Bana değil bu mektup. Her zaman size getiriyordum ya. Taşınıyorum burada. Bu çiçekler de senin olsun. Eskiden Avrupa'dan geliyordu bu mektuplar, seviniyordu. Şimdi çiçekleri bile istemiyor. Vah vah! Para kazanacaksam, yükseleceksem mankenlik yapmaya hazırım. Boş ümitlerle, beklemekle geçen budala senelerime acıyorum şimdi. Kabul etmekte geç bile kaldın. Lakin galiba bu apansız değişmenin, bu öfkenin başka bir sebebi var, söyle bana. Avrupa'dan ufak bir hediye getirmiştim sana. Seni istemiyorum. Bir daha karşıma çıkma sakın. Hem benim hayatımda da bir erkek var. Öyle mi? Olmayacak bir şey mi? Tabii var. Hava meydanına bunu söylemek için gelmiştim. Boşuna çırpınıyorsun, yalan söylemek yakışmıyor sana. İnanmayabilirsin. Başka birini seviyorum ben. Gözümle görsem inanmam. Sen benimsin, bırakmayacağım peşini. Gelecek program harika. Merhaba. Merhaba. Şu halimize bakın. Pazar günü tek başımıza bir sinemada vakit geçirmeye mecbur olacak kadar yalnızız. Filmin ikinci yarısını görmemiz şart değil. Hava da güzel. Çıkalım mı? Bundan sonra olacakları ben anlatırım size. Filmin nasıl biteceği besbelli. Kız sevdiğine kavuşacak, kötü adam da belasını bulacak. Daha iyi gördüm sizi, unutabildiniz mi? Kalp acınız hafifledi mi? Günlerdir düşündüm, kalbimi yokladım. Aslında aşk değilmiş benim hislerim. İnanmakmış, alışmakmış. Onu düşünmek, onu kaybetmiş olmak beni ağlatmıyor, sancımıyor yüreğim. İlk günlerdeki paniğim de olağan bir şey. Beklemiş, ümit etmiş, sonra da ihanete uğramış bir kızın şaşkınlığı. İçimde büyük bir öfkeden başka hiçbir şey yok ona karşı.